Herkese selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu bir alışveriş videosu. Zaten başlıktan da görüyorsunuz. Alışveriş yaptım. Aslında hepsi gelince göstermek istiyordum. Fakat biliyorsunuz ki bazıları bir hafta 10 günü buluyor gelmeleri. Çünkü birkaç kargo var biliyorsunuz zaten hepiniz. Onlarla çıkanlar da var. O yüzden geldikçe dedim çekeyim. Bugün gelenleri çekeyim. Büyük bir kısmı bugün geldi zaten. 4 tane falan var galiba daha gelmeyen. Hem eşime kıyafetler aldım. Onları şimdi geldiğinde deneyeyim. Eğer ki olmazsa üzerine iade edeceğiz. Açmam gerekiyordu. Ben de sizlere de göstereyim dedim. Koton'da çok güzel indirimler vardı. Dikigalı sweatshirtler var biliyorsunuz. Bu sene modaydı bayağı. Onlardan almak istiyordum. Ama daha önce hatta aldım. Videolarımın arasında yine görmüşsünüzdür. Ama çok büyük oldukları için Hakan'a yani eşime olmadılar. Ben de onları iade ettim. İade etmek zorunda kaldım. Normalde XL giyiyor eşim ama o aldıklarım büyük olduğu için bunları da ben L aldım bu sefer. Bakalım nasıl olacaklar. L ya da M, Waikiki de miydi? Bir yerde denedik biz alışveriş merkezinde. Onlar oldu. Yani XL'ye göre daha güzel oldular. Böyle aldım. Şu hepsi böyle dik yakalı, fermuarlı olanlardan. En pahalıları buydu arasında. 490 lira gibi bir fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu asker yeşili rengini eşim zaten seviyor. O yüzden bir tane böyle asker yeşili rengi aldım. Çok farklı desenli ya da çok farklı renklerde sevmiyor. Genellikle ona aynı renkler alıyorum ama kendisi öyle istiyor. Yani başka giymem diyor. Ben alırken de gösterdim. Beyaz rengi bile alma dedi. Beyaz krem. O renklere bile alma dedi. Ama ben o renkleri normalde seviyorum. Leo geziniyor. Bunu da yine L almışım evet. Bu da siyah rengi. Bu çok uygun fiyatlıydı. 290 lira gibi bir fiyatı vardı. Bayağı iyiydi bence fiyatı. Yine dediğim gibi siyah ve L beden. Krem ve beyazını da almak istiyorum. 400 liradan düşmüş bu arada. 290 liraya aldım yanlış hatırlamıyorsam. En uygunu buydu aralarında. Fiyatı gayet güzel bence. Şurada da şöyle bir detayı varmış. Ben bunu görmemiştim. Ama çok da sorun değil. Şimdi eşim gelsin bir denettireceğim hepsini ona. Yine MNG kargodan bir paketimiz var. Bu neymiş? Kendime basic 2 tane tişört aldım. Böyle bisiklet yaka 2 tane siyah ve beyaz tişörtüm yoktu. Şöyle 2 tane bir siyah L beden aldım bunları. Bir de beyaz renginden aldım. Dümdüz yani ceketlerin altına pantolonun içine sokarak falan giymeye. Kumaş kalitelerini çok beğenmedim. Yani çok kaliteli değiller. Ama idare eder mi derseniz idare eder yani. En azından ceketlerin altına hani düz bir renk olsun diye aldım. 130 lira mıydı? 150 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Benim bir kargom daha var. Kargolarımı unutmuşum. Bir an şaşırıyorum bu ne diye. Şöyle bir tane çok beğendim bu ceketi. Görselde çok beğendim. Ama böyle kumaş gibi değil de daha çok şey gibi duruyordu görselde. Sert kumaşlar oluyor ya ceket kumaşı gibi. Öyle duruyordu ama bu daha çok bomber tarzı bir kumaşmış. XL'sini aldım bilerek daha büyük, daha salaş dursun diye. Çünkü böyle şeyler daha salaş durunca daha güzel oluyor ama bakalım bu XL'si bile tam olacak gibi geldi bana. Bakın şu şekilde. Zaten artık geneli böyle maalesef ki crop oluyor. Önü de kapanıyor yani sıkıntı yok. İyi ki XL almışım bu arada. L ve XL arasında kalmıştım. İyi ki de XL almışım çünkü kalıpları bol değilmiş. Yani mankende bol duruyor ama bunda böyle iyiymiş. Şöyle bir apoletleri de var bu arada içinde. Süngerleri. Genellikle ben şöyle açık giyiyorum zaten. Mevsimlik ceketim neredeyse hiç yok. Tweed ceket var kardeşimin şu an. Onları giyiyorum. Yani genelde olmayanları ya birine veriyorum ya işte ihtiyacı olanlara veriyorum ya da köye gönderiyorum falan. O yüzden elimde yani şu an yoklar. Kalmamışlar. O yüzden ben de yeni almak istedim. Birkaç tane daha alacağım. Bunun beyazını da çok beğendim. Krem de olabilir. Beyaz da olabilir. Yine tweed ceketlerden de beğendim. Gerçi şu an var ama olmadı onlardan da alırım diye düşündüm. Yine yakalı tişörtlerin yani siyahla yeşilin eşime aldığım sivitlerin bu da beyazı. Bunların bu arada hepsinin içi polarlı arkadaşlar. Bunun fiyatı da 350 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir tık daha fazla olabilir. Koton değil. Bunu farklı bir yerden aldım. Ya Waikiki'ydi ya da Trenyol olması lazım. Bilmiyorum tam olarak ne. Şurada yazacağımı bakayım. Pardon, Koton'muş bu da ya.
satıcısı Trendyol'du. Onların satıcısı Koton'du. Şöyle beyaz renginden de aldım. Bakalım çok güzel duruyorlar üstte. Yani ben bunları çok beğeniyorum. İnşallah güzel de olurlar. Bakalım. Bu arada benim ceketim de 450 lira mıydı? Neydi, öyle bir şeydi. Yine şöyle bir paketim var. Kendime tabii ki de alacaktım yine bir şeyler. Şu kolları kolej model mi ne oluyor bilmiyorum ama şunları da, çok kolları farklı renkte olan şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Bu tarz hem yeşil de var, böyle tam asker yeşili değil, onun bir tık açık rengi. Onları da çok beğendim. Yani farklı renklerini de alacağım. Bunu bir alayım dedim ama bazı yerlerinde şu anda siyah lekeler görüyorum. Çıkar mı ne olur bilmiyorum. Buna bir bakarız. Eğer çıkmazsa iade ederiz. Yani bazı yerlerinde siyah siyah lekeler var kollarından kaynaklı diye düşünüyorum. Ama genel olarak şöyle normal günlük kullanımda siyah pantolonun, kot pantolonun üzerine çok güzel durur. Bu arada palazzo pantolonlardan da alacağım. İnşallah, bakalım. Onları da çok beğeniyorum. Bunda ne varmış? Bunlar da yine çok uygun fiyatlı olarak yastık kılıfı aldım arkadaşlar. Saten. Bu saç dökülmelerinde falan, hani saç dökülmesin diye diğerlerine takılıyor biliyorsunuz. Böyle pamukçuklar falan oluyor. Saten yastık kılıfı kullanılması gerekiyormuş. Zaten benim evimde 4 ya da 6 tane siyah normal pamuk yastık kılıfı var. Şöyle 2 tane de kendim kullanmak için yastık kılıfı aldım. Bunların da yine fiyatı uygundu. 125 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. 145 falan da olabilir. Bir de şöyle toka hediyeliymiş. Bunları fark etmemiştim. Aldıktan sonra fark ettim. Müşteri yorumlarına bir bakayım dedim. Aldıktan sonra aklıma geldi. Şöyle lastikte toka 2 tane gönderiyorlar. Teşekkür ederim. Yani 2 tane saten yastık kılıfımız oldu. Onları da yıkanmaya atayım. Şimdi siyahları zaten attım. Yan odayı temizledim. Bütün her yeri çektim falan. Süpürdüm, sildim bir güzel. Oradaki örtüleri falan kaldırdım. Yatağın çarşafını, örtüsünü falan kaldırdım. Onları, oraları bayağı bir güzel temizlendi yatak odasıyla, küçük oda. Bu da arkadaşlar, elimde benim cam pipetlerim var fakat 8 tane falan vardı. Şu an 4 tane kalmış. Maalesef ki kırılmışlar diye düşünüyorum. Önemli değil, zaten çok uygun fiyatlı bu şeyler. Cam pipetler, ama ben bunları çok kullanıyorum. O yüzden 12 tane olarak, yani 2 takım daha aldım. Şundan da vardı aslında. Ama bir tane daha olmuş oldu. Bir şey olmaz. Çok narinler aslında. O yüzden hemen kırılıyorlar. 4 tane kalmış elimde. Şöyle 12 tane aldım. Kırılsa da en azından elimizde olsun diye. Bunları ben günlük gerçekten çok çok kullanıyorum. Yani günde 2-3 tanesini kirletiyorum. Çünkü kahve içtiğim için ya da su içtiğim için ya da başka bir şey de koysam. Ya sıcak da yapsam kahve. Artık pipetlerle içmeye o kadar çok alıştım ki bunlarla içiyorum. Ve hiçbiri kırık gelmemiş. 12'li olarak 56 liraydı. Aslında A101'e geldi geçen günlerde. Ama benim bulunduğum bölgedeki A101'e maalesef ki aktüel gelmediği için buraya da gelmemişti. Alamadım. Ben de internetten şöyle 12 tanesi 50 TL'ye çok da uygun fiyatlı olarak aldım. Leo sizi sallıyor arada. Yani böyle. Diğer gelecek olan 4 ya da 5 tane daha kargom var. Onlar da gelsin. Onları da gösterip bu videoyu sonlandırırım. Şöyle üstümde de göstereyim dedim arkadaşlar. Bakın ceket çok tatlı durdu bence bu arada. Ben bayağı beğendim. Şöyle. İçimdeki de tişört, onu da bir denedim. Bakın bu da böyle. Şu evde giydiğim bir pijama, o yüzden ona çok bakmayın. Onunla çok güzel durmuyor olabilir tabii ama. Böyle. Ben bayağı ikisini de beğendim. Şu yanlarımı tekrardan götürmek için elimden ne geliyorsa yapacağım gerçekten. O yanlarım olmasa kilom böyle çok fazla durmuyor. Sadece yanlarım çok giydiğim şeyler, o yüzden biraz kötü duruyor. Ama bu tişörtü de çok beğendim. Bayağı hoşuma gitti. Bence güzel olacak gibi. Evet arkadaşlarım, yine şurada örtülerim var ama onların da açıklamasını yapmak istiyorum. Leo burada yatıyor ve daha önce de söylemiştim, aslında üşüyor. Hatta bir gün açtım, burayı aslında çok seviyor bu odayı. İlla kapısında bağırıyor açmam için. Açtım ama burada yattı, akşamlarda kusuyor. Yani muhtemelen buradayken üşüyor. Ben de o örtüleri koyuyorum, üstüne yatıyor ve bazen işte örtüyorum bir tarafıyla falan. Onların üstünde uyuyor daha sıcak olsun diye. Onlar orada duruyor. Şimdi çıktı, hatta o da buradaydı. Neyse, kargolarımın geri kalanı geldi. Bugün de sipariş verdim birkaç tane ama olsun, onları da artık vloglarımın içerisinde gösteririm diye düşünüyorum. Çünkü onların da gelmesini beklersek uzayacak iyice. Şimdi şöyle bir tane paketim var. Geldi bizimki.
Şöyle müslin peçeteler aldım. Bunların sebebi de arkadaşlar, normalde pilavlarda falan ben kağıt havlu kullanıyorum. Ama kağıt havlunun ağırtılmış olanları maalesef ki zararlıymış. Yani kanserojen madde içeriyormuş. Ben de dedim ki şöyle müslin örtüler kullanabilirsiniz diyordu. Ya da keten örtü. Şöyle örtüler alayım dedim. 2 ya da 3 tanesini kullanırım. Diğerlerini de artık ileride çocuğum olursa ona bırakırım diye düşünmüştüm. Fakat bunlar bayağı ufakmış. Yani ben bu kadar ufak hayal etmemiştim. Çünkü bu tencereye sığmaz. Bunu muhtemelen iade edeceğim. Daha büyüğü varsa daha büyüğünü alırım. En azından 2-3 tane alırım. Onları zaten her gün sürekli yıkandığı için çamaşır. Onları da yıkarım diye düşündüm. Bu sebeple almıştım. Ama maalesef bunlar bayağı küçük. Yani bebek için belki olur ama yemek, mesela pilav için olmaz. O yüzden bunları muhtemelen iade ederim diye düşünüyorum. Tekrardan paketine koyalım. Şöyle bir tane daha paketim var. Aslında bu normalde kullandığım bir kıyafetin beyaz olanını aldım. Siyah, vatkalı görünümlü bluzlar var biliyorsunuz ki. O bluzların beyazını da aldım. İçerisine böyle bir şeyle giyilir diye düşündüm. L aldım ama bayağı büyük duruyor yahu. Ve altı şöyleymiş. Benimkinin öyle değil normalde. Benimkinin farklı renklerini de almayı istiyorum bu arada. Ben bunu çok seviyorum. Çok beğeniyorum bu vatkalı görünümlü bluzu. Bunun diğer renklerini de alacağım bu yaz. Bende şu an kiremit rengi, siyah ve turuncu var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam, şu anda yazlıkları çıkarmadığım için bilmiyorum. Fiyatlarını hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. O yüzden söyleyemeyeceğim. Bunun vatkalı olanını aldım. Anneme anneler gününde hediye almıştım aslında. Ama birazcık geç geldi. Böyle bir Armine'nin ürünü. Kıyafet alıyordu böyle hani düğünler, günlük gezme yerleri vesaire olduğunda şöyle ipek bir işte başörtü alacağım diye söylüyordu. Ben de onu duymuşken dedim ki ipek bir başörtü istiyor zaten. Ben de alayım. Çok beğendim. Yani bunun desenini beğendim. Yine anneme de sordum tabii. Çünkü onun kıyafetlerine uygun olsun dedim. Hangisini alayım? O da bunu beğendi. Şöyle bir tane %100 ipek başörtü aldım. Zaten yazıyor. Şimdi burada bir sürü marka gösteriyorum arkadaşlar ama bu reklam diyeyim. Çünkü yani bu videoda aslında herhangi bir yerle anlaşmam yok ama mecburen reklam var dememiz gerektiği için bu videoda işbirliği var diyeyim. Bu şekilde annemin, birazcık saçma katladım ama yapacak bir şey yok. Annemin şalını, başörtüsünü de almış oldum. Bayağı beğendi kendisi de. Sevdi kullanacak kıyafetleriyle. Daha sonra yine annemlere şöyle şey aldık. Bizim biliyorsunuz ki anahtarlığımız var. O anahtarlığa benzer anahtarlık istiyordu. Benimki çok güzel. İyi ki de almışım onu evlenmeden önce, çeyiz dönemimde. Benimki gibi yok, bulamadım. Artık çok hem çok basit hem de yani çok da güzel olmayan modeller buldum baktığımda. Ama o aldığım zamanlarda benimkinden de çok çok güzel modeller vardı. Ben iyi ki de almışım diyorum. Yanımda yine her zaman olduğu gibi bıçağım. Maket bıçağım, makasım, hiçbir şeyim yok. Aslında zaten bunu anlamayacaksınız da ben yine de göstereyim istiyorum. Yani yapılınca anlaşılır bu tarz şeyler. Böyle sadece tahta göreceksiniz. Çok basit yani arkadaşlar. Şurada vidaları falan filan var. Bu da nasıl biliyor musunuz? Şöyle ve şurada da askılar olacak işte. Bu şekilde yani çok basit bir anahtarlık aslında. Hem anahtarlık hem üstüne modeminizi koyabilirsiniz ya da süs yapabilirsiniz. Yine böyle güzel görünsün istiyorsanız falan. Bu tarz bir şey. Şimdi bunu annemlere çıkaracağım. Şöyle yine istediğim model, istediğim şeylerden birini aldım ve geldi sonunda. Sonunda dediğime bakmayın arkadaşlar. Bunu 2 gün önce falan aldım ve geldi yani. Hızlı geldi. Salı günü aldım galiba. Bugün Perşembe. İnşallah güzel ve orijinaldir. Yorumları öyleydi. Orijinaldi ama. Şöyle açıyorum bir kutunun içerisinden. Bir kutu daha çıkıyor. Bir tane de temizleme spreyi göndermişler. Ve tatatatan. Hailey Bieber'ın bir Vogue markasında bir serisi var. O seriden gözlük almak istiyordum. Bunun yeşili çok Trendyol'da çok indirimdeydi. Ben bunu hepsi buradan aldım bu arada. Bu modeli 4000 lira falandı. Hepsi buradaydı da bir bakayım dedim. Aklıma da sonradan geldi. Yani alıyordum yoksa 4000 lira olanı. Orada 2400'e, 2600'e falan vardı aynısı. Ve orijinal olduğunu işte yorumlardan okudum. Aa, bu birazcık sıktı sanki benim kafamı ama. Bakın arkadaşlar, Ajan Smith gibi oldum. Şu an kendimi çok göremiyorum ama sonradan bakacağım. Böyle de kafada. Birazcık açabilirim ama bu da plastik ya aslında. İstediğim gibi durmadı şu an. Üzdü bu beni.
Bilmiyorum ya, bunu iade edebilirim maalesef. İstediğim gibi durmadı. Hem kafamda istediğim gibi durmadı. Çıkıyor çünkü şu an kafamdan, bakın. Üzdün be. Hey, hayli, heyli. Ama burada idare eder diye düşünüyorum gözümde. Biraz esnerse güzel durabilir mi acaba? Buraya sığmadı arkadaşlar şu an. Çok mutsuzum şu an. Gerçekten çok mutsuzum çünkü çok isteyerek aldığım bir şeydi. Üzdü bu beni. Bakıyorum, garanti belgesiyle geliyor falan yazmışlardı. Evet, garanti belgesi. Ve faturası da var. Maalesef istediğim gibi olmadı ya. Üzdü bu beni gerçekten. Böyle beklemiyordum. Bayağı uzun zamandır bakıyordum bunlara. Alsam mı almasam mı karar veremiyordum. Zaten hani yeşili falan çok indirimdeymiş ki yeşil de görsel de siyah duruyor. Ben şimdi kendime zaten yeşil farklı renk yakıştırmıyorum. Dedim ki siyahını alayım. Kutusuna falan da bayıldım bu arada. Kutu da çok güzel. Şöyle tatlı bir kutu. Buna bir bakacağım. Olmazsa yapacak bir şey yok. İade olacak yani. Aldıklarım bu kadar. Diğer aldıklarımı da göstereyim arkadaşlar. Onlar geldiğinde açarım videonun içinde de. Annem bunları şimdi yukarıda yerleştirmiş yerine. O yüzden almadım boşuna. İçlerinde çünkü bir şeyler yerleştirmiş. Annemler böyle banyoya raf gibi bir şey aldılar. O rafın içinde de işte yine kardeşimin bakım ürünleri, makyaj malzemeleri falan filan duruyor. Onların üzerinde değildi. İçinde böyle daha toplu bir şekilde dursun diye şu şekilde hasır üçlü sepet alındı. Bu arada bunların sepetleri bayağı büyükmüş. Yani büyük sepeti şu kadar falan. Diğeri bir tık, bir küçüğü işte içine girebiliyor. En küçüğü de yine içine girebiliyor. Benim bu aslında şeyden alacaktım. Banyomda duran, aynamda duran iki tane var ya. Onlar ama bayağı küçük gelirmiş. Bunları beğendim. Bunların karesi de varmış bu arada. Keşke karesini alsaymış. Kardeşim almış. Şöyle karesi de var. Ben karesini daha çok beğendim. Ama yuvarlak alınmış zaten. Yapacak bir şey yok artık. Biz de değiştirmedik. Yani iade falan etmedik. Bu ara gözlüklere taktım. Birkaç tane model gözlük aldım aslında. Onları da sizlere göstereyim. Bir de pantolon alacağım arkadaşlar. Şu palazzo pantolonlar var ya. Şunlardan. Ama bunun hangi beden alsam karar veremiyorum. Giriyorum sürekli bedenlere bakıyorum. Sonra çıkıyorum geri. Daha sonra şöyle beyaz bir tane gözlük aldım. Bunları da deneyeceğim. Vloglarım içerisinde göstereceğim ama olmazsa iade edeceğim. Bir de şu gözlük. Yani eğer beğenmezsem direkt iade ederim arkadaşlar. Zaten Trendyol'cu abiyle kankayız. O da buradaydı. Demin markete gittim, gelirken gördüm. Direkt ona veriyorum. O da şey yapıyor, götürüyor işte. İade oluşturuyorum. Kolay oluyor yani benim için. Silikon set aldım bir de. Aynı silikon seti aldım aslında bende olan. Zaten bir set daha almak istiyordum. 79 TL'ye düşmüş. Hemen biraz önce aldım. Bu setten istiyordum bir tane daha. Çok kullanıyorum çünkü çok da seviyorum. Başka da almam zaten. 2 set yeterli. Bir de bunu aldım. Bu da gelecek. Bu kadar. Başka bir şey yok. O zaman artık sizlere veda diyorum. Videomu da burada kapatıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.